Merhabalar. Artık koronavirüs bittiği için bir araya geliyoruz. Ve böyle yüz yüze seminer yapabiliyoruz. Bu çok iyi oldu değil mi? Evet. Geride duran herkes. Korona döneminde artık çevrim dışı buluşmanın önemini kavradık ve çevrim içi toplanmaya da alıştık değil mi? Zoom toplantısı yapmaya. Dolayısıyla çevrim içi ve çevrim dışı karıştırıldığında çok ciddi bir büyüme olacaktır. Bu nedenle bu ciddi büyümeye zihinsel olarak hazır olmanız gerekir. Bizim tavukçu Mansun Chu teyze Royal Master ve yıllık 400 milyon won maaş alıyor. Ancak onu üye yapan Çil Son Chu adında bir ablası var. Manson ve Çil Son. İlk önce ablası başladı ama şimdi 200 milyon won kazanıyor ve yakında 400 milyona çıkacak gibi görünüyor. Onun üzerinde de başka bir ablası daha var ve kendisi Kron Master San Shin Kim. Yıllık maaşı şu anda 400 milyon won. Ama bence yakında Imperial Master olup kazancı 1 milyar wona yükselecek. Sonra yeğenleri var, erkek ve kız kardeşleri var ve ailede şu anda 8 kişi kazanıyor. Şu an yılda yaklaşık 1.7 milyar won alıyorlar. Aileler toplandığında iyi bir aile tablosu oluyor, değil mi? Ama yakında 8'inin birer milyar dolar kazandığı bir aileye dönüşeceğini görüyorum. Başka bir varlıklı ailemiz daha var. Imperial Master Kwan Yol Kim Atom işine başlamadan önce Man Son Chu Royal Master'inkinden biraz daha fazla mahvolmuş bir aileydi. Bu yüzden ne kadar çok zor durumda olunursa katılım oranı o kadar yüksek oluyor. Imperial Master Kwan Yol Kim ve eşi yaklaşık 1 milyar won kazanıyor ve onların altındaki Crown Master Sa Hak Kim yaklaşık 400 milyon won kazanıyor. Galip olan Yeni Royal Master Son Vachu. 30'lu yaşlarında ve şu an yaklaşık 400 milyon won kazanıyor. Sonra Royal Master Sa Yun Kim yaklaşık 200 milyon won. O aile şimdi 6 kişiyle yılda yaklaşık 2.3 milyar won kazanıyor. Ve yine Imperial Master Kwan Yol Kim dağın eteğinde bir villa satın aldı. Kendi villası orası. Sabahları orada bir fincan kahve içmenin verdiği his harika diyor. Ama henüz beni davet etmedi. Tek başına mı kahve içiyor bilmem. Dahası bizim eve yakın. On ya da on beş dakikadan daha az. Ama henüz beni çağırmadı. Ve böyle tek başına kahve içiyor. İmperyal, kıvan, yol, kim? Çağır beni lütfen. Bir fincan kahve içelim. Sizce nasıl? Burada içilen kahvenin tadı güzel olur gibi durmuyor mu? Böyle bir yerde, çatıda otururken rüzgar ne de güzel eser. Pek çok insan doğrudan pazarlamada çalışarak para kazanan birini görmedim diyor. Ama bu taraflara bakarsanız biraz var. Dıştan öyle görünüyor. Bir de evin içine girip bakın. Ancak Atomi'de ev hali değişen epeyce insan var. Yani Imperial Yungso Park sadece evini değiştirmedi. Elbette en iyi okul bölgesi olan Iksan'ın en pahalı mahallesinde bir apartmanı var ve binanın sahibi. O yüzden Iksan'da 8 şeritli geniş yola bir bina yaptı. Ve şimdi orada atomi eğitim merkezi var. Aşağıda bir de kafesi var. Dördüncü katta da kendi ofisi var. Oldukça havalı. Ama o teyze benimle ilk tanıştığında 35 metrekare bir stüdyo dairede yaşıyordu. Yani çalışmak zorunda olduğundan ilkokula giden iki kızına annesi bakmaya geliyor. Annesiyle beraber yaşayınca Kocasıyla yaşayamadığı için kocasını uzağa gönderiyor. Onunla ilk böyle tanıştık. Ama şimdi çok zarif bir şekilde poz veren harika bir hanımefendi oldu. Bir de nene mi, genç kadın mı olduğu belli olmayan bir kişi var. Ama bu nene biraz çılgın. O yüzden bu yüzle kozmetik mi satıyorsunuz diyorlarmış ona. Ama bugünlerde yaşlı model midir nedir? O yerlerden sürekli çağrılıyor. O yüzden böyle poz veriyor. Ama o kırmızı spor arabaya kimse sponsor olmadı. Kendisi satın aldı. Ama o arabanın ne tür bir araba olduğunu da kendi yaşını da düşünmeden satın almış. Fotoğraf çekince güzel ama bel ağrısından ölüyorum diyor. Spor arabalar böyledir. Yani spor araba 30 dakikadan fazla sürdükten sonra yorulduğumuz için binemediğimiz bir arabadır. Bir saat sürdükten sonra tüm vücut ağrır. Ama her neyse o nene şimdi kendini belli etmek zorunda. Bu yüzden gerçekten harika olduğunu düşünüyorum. Her halükarda havalı bir şekilde Atomi'yi tanıtmak için zorlu ve çetin spor arabayı elinden geldiğince kullanan çok iyi bir lider. Elbette kendi arabası olan rahat bir sedanı var. Oğluna ve kızına yabancı marka araba almış, Benz gibi. Rahat arabası olsa da o arabaya binmek insana kendisini bir başka hissettiriyor. O yüzle kozmetik satışı mı yapılır diyorlar. Ancak o yüzle kozmetik satışı yapılıyor ya. Evet, evet. Tabii ki bazı fotoğrafçılık teknikleri de işin içine giriyor. Yani atom ile tanışarak para kazanan ve zengin olan birçok insan var. Yani o sorunu çok olan doğrudan satış, bugün buraya birilerinin sürüklemesiyle gelenler vardır. Ama Atomi, herkesin girişimci üye olmasına izin vermiyor. Bugün sizlere ürünü kısaca anlatacağım ve ayrıca fiyatını da açıklayacağım. Ancak bunlar, ürünün iyi mi, kötü mü, pahalı mı, ucuz mu olduğuna karar verebileceğiniz ürünlerdir. İlk kullanımda kendi diş macunum veya diş fırçamdan daha mı iyi yoksa daha mı kötü olduğunu, kozmetikler de daha önce kullandıklarımdan daha pahalı mı, daha ucuz mu, iyi mi, kötü mü olduğunu bilirsiniz. Artık tüketiciler olarak uzmansınız. Böylece istediğiniz kadar doğrulama yapabilirsiniz. Yani aldatılma diye bir şey söz konusu olamaz. Siz bir kontrol edin ve ah bu ürünü hayatımın geri kalanında kullanabilirim. Dahası fiyatı önceki kullandığım üründen daha ucuz. Yani bu atomi işini yapmasam bile tüketici olmalıyım. Tüketici olmak bana fayda sağlayacak. Sadece böyle düşünenler iş yapsın. Satış zor. İş zor. Ben satamıyorum denildiğinde aksini söylemiyorum. Bunun zor olduğunu söylüyorum. Çünkü diğer insanları para kazanmak için kullanmadığım ürünleri kullandırmaya teşvik ediyorum. Sevgili dinleyiciler, size bu network marketing'in özünü anlatayım. Satış yapmak değil, satış. Satış yapmaya yapılıyor. Kime satacağız derseniz, sadece bir kişiye satmanız yeterli. Kime satacağız? Sadece kendine sat. Kendine ve bunu diğer insanlara da böyle anlatabilirsin. Sonuç olarak yaklaşık 10 yıllık süreçten sonra doğrudan satış sektöründe ilk 10'a yükseldik. Binlerce, on binlerce şirket var ve birkaç yıl önce ilk yüzdeydik ve sonra daha da yükseldik ve ilk 10'a çıktık. Bir zamanlar biri bana şöyle bir soru sormuştu. Başkanım İlk onda olmak nasıl bir duygu? Ne demek nasıl bir duygu? Zaten olması gereken bu. Hayır. Başlangıçta ilk onu hedeflemedik. Global dağıtım için bir merkez haline geleceğiz. Sadece doğrudan satış sektörünü değil, global dağıtımı da entegre eden bir şirket olacağız. Eğer o 5000 won veya 6000 wonluk diş macununu alırsak ve onu 2900 wona satarsak veya 2200 wonluk bir diş fırçasını alıp 2000 wona satarsak bu tüm dünyada işe yarar. Yani atominin büyümesi durdurulamaz. Yükselmeye devam edecek. Belki bazılarınız atominin bittiğini ve artık çok geç olduğunu düşünüyor. Bu yüzden yeni bir şirket kurmak zorundaymışız. Bana sorarsanız çok aptalca. Atomi yeni bir şirket olduğu için başarılı olmamıştı. Başarılıydı. Çünkü farklıydı. Farklıydı. Elbette rakiplerimiz varsa, bizden gerçekten daha kaliteli ürünleri daha makul fiyata satan bir yer varsa oraya gidin. Herkes satışlar 1 milyarı geçerse inanılmaz mükemmel bir şirket diyor. Fakat bizim 5 milyar ila 7 milyar arasında kişi başı satış yapan bir sistemimiz var. Karar vermemiz süper hızlıdır. Yeni çalışanlarımız diğer şirketlerin yöneticilerinden ve genel müdürlerinden daha iyi ve yetkili. Bu yüzden küçük bir miktar para ile harika şeyler başarabiliyoruz. Bu sadece maliyetleri düşürmek ve fiyatları düşürmekle ilgili değil. Mevcut ödeme sistemimize bakarsanız sunucumuz global. Bu bir harika millet. Bakın ben üniversiteden mezun olana kadar ki devirde bile iş bulamayan kişilere tuhaf gözle bakılıyordu. Bugünlerde iş bulan kişiler tuhaf. Şu anda gençler için iş yok. Bu nedenle genç liderlerimizin ilerleme hızları bugünlerde fazla. 20'li yaşlarının sonlarında ve 30'ların başında yıllık maaşları zaten milyonları buluyor. Bu demektir ki işler tersine dönüyor. Kendi arkadaşları göz kadar odalarda memur olacağım, şunu bunu olacağım diye ders çalışırlar. Olsalar ne olur? Ömürleri boyunca aynı maaşa minnet ederek 20 30 yıl çalışırlar ve olsa olsa mütevazı bir evleri olur. Çocuklarına da baktıktan sonra yaşlılıkları için planları olmaz. Yaşlılık göz açıp kapayıncaya kadar gelmiş olur. Bu rotayı terk edenlerin 20'li ve 30'lu yaşlarında diğer arkadaşları mezun olduklarında yıllık maaşları milyonları bulmuş oluyor. Sonrasındaysa 50'li ve 60'lı yaşlarındaki herkes emekli oluyor ya ama hala 10, 20 ve 30 yıl çalışacak kadar sağlıklılar. Yani görmüş geçirmiş kişiler içinde çalışacak yer yine bir sorun. Ama kıdem tazminatıyla yatırım yaparım da iflas ederim diye çok korkuyorum. Böyle şeyler yapmamanız iyi olur. Yani bu görmüş geçirmiş kişiler gerçekten biraz daha şık yaşamak istiyor. Bu atomi işi sermayesiz ve mağazasız bir iş. Yani parayla yapılacak bir iş değil. Zaten başka yerden aldığım ürünü kendime satıyorum. Başkalarına da kendine sat diyorum. Kendine sat. Bu şekilde tüketici birlikleri oluşturuyoruz. Üyelerimin böyle bir tüketici birliği oluşturmak için harcadıkları paranın reklam giderleri yerine belli bir gelir elde ettiğimi düşünmek doğru bir tanımdır. Atom işini yapan kişiler arasında üye yapmanın kolay olmadığını söyleyen kişiler için bugün sizlere bu işin sırrını açıklayacağım. Farklı bir şey yok. Tüm ürünleri kullanmalısınız. Sıkı kullanıcısı olduğunuzda ürünlerden etkileniyorsunuz. Yani bu duyguyu iletiyorsunuz. Bu yüzden üründen etkilenmeye hazır olmalı ve ürünü kullanmalısınız. Sizler neler satıyorsunuz? Hayallerinizi ve vizyonunuzu satıyorsunuz. Ama bu hayal bir hayal olarak kalmıyor. Gerçekleşen bir hayal oluyor. Kıvan yol kimin bir villa satın alma ve dağın eteğinde kahve içme hayali gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi mi? Gerçekleşti ya. Genç kadın Yon Sok Kim, sürmesi zor olsa bile bir spor araba kullandığını söylüyor. Kırmızı bir spor araba. Imperial Yung So Park. Apartmanı var. İnsanlar bina sahibi olmanın en iyisi olduğunu söylüyorlar. Binanın sahibi. Yani bunlar atomik komisyonu ile inşa edildiği anlamına gelir. Öyleyse millet bir Imperial Master'a 1 milyar won bir forkliftle veriliyor demek oluyor. Crown olduğunda ise 300 milyon won. Bu tek başına bile harika bir vizyon. Buna ek olarak Royal olduğunda 50 milyon won'a kadar kazanılıyor. Ayrıca Royal olduğunda aileyle birlikte seyahate de çıkabiliyorlar. Anne babanız bir kere bile yurt dışına çıkmayıp uçağa binemeden yaşıyorlar ve onları yurt dışına seyahate gönderiyorsunuz. Bu yüzden anne ve babası ölse bile içlerinde kalmadığını söylüyorlar. Öyleyse gerçekten insan gibi yaşayalım. Sadece bu. Sadece para kazanalım ve biriktirelim demiyorum. Sevgili ebeveynlerimize gerçekten iyi bakmak istiyor. Yaşlılığımız için endişelenmeye gerek kalmadan rahat rahat yaşamak istiyoruz. Çocuklarımız kendilerini sınava adıyorlar çocuklarınıza ders çalışın demeyin. İmperyal olduğunuzda çocuklarınızın ders çalışması gerekmez. Yani çocuklar ders çalışmanıza gerek yok. Anneniz ve babanız da ders konusunda iyi değildi. Bu yüzden şimdi atomi işini yapıyorlar ve buna şükrediyorlar. Okuldayken ben de ders çalışamazdım. Ders çalışamadım, bu yüzden şimdi Atomi'nin başkanıyım. Dolayısıyla girişimci üye sayısının artmamasının nedeni partnerlerinize vizyonunuzu, hayalinizi, nasıl bir insan olmak istediğinizi anlatmamış olmanızdır. Şimdi eğer tüketici üye kazanmak istiyorsam o zaman tüm ürünleri severek kullanmam, ürünün izlenimini aktarmam gerekiyor. Sonra girişimci üye yapmak istediğimde de nasıl bir vizyona sahip olarak bu işi yaptığım hakkında konuşmalıyım. İster inansınlar, ister inanmasınlar. Durmadan konuşmamız gerek. İster inansınlar, ister inanmasınlar. İnanıp inanmamaları önemli değil. Benim inanıp inanmamam önemli. Bazen konuştuğumuzda çıldıran insanlar oluyor. Nasıl yapacağını bile bilmeden bir milyar kazanıyorlar. Vay canına, geziye gönderiyorlarmış. Yani böyle hayalleri olan insanlar var. Öyle birini bulmak işin sırrı. O zaman siz ve o kişi partner olursunuz. Konuşamazsanız da sorun yok. Sadece o kişiyi buraya getirin. Hem ben konuşmakta iyiyimdir. <laughs> İngilizce bilmiyorsanız da sorun değil. Bunson kim mi yoksa suk mu bir kron var. İlkokul mezunu. 50 yaşına kadar sadece dikiş makinesinde dikiş dikti. Atom işiyle tanıştığında İngilizce evet ya da hayır bile diyemiyordu. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip bu işi yaydı ve Kron Ji Kwan Shim onun altında. Yani millet Çince konuşamazsanız da İngilizce konuşamazsanız da Japonca konuşamazsanız da olur. Ben de konuşamıyorum. Ders çalışmadığımı söyledim ya. Global şirket başkanı doğru düzgün İngilizce bile konuşamıyor. Çalışanlarım konuştuğunda yanlarında telaffuz öğreniyorum ve zar zor konuşuyorum. Ancak yine de global bir A şirketinin başkanıyım. O yüzden ders çalışamama, yabancı dil konuşamama gibi kaygılara kapılmayın. Sadece başarılı olmaya odaklanın. Sadece sevdiklerinizin ve ailenizin durumunu tekrar yoluna koymanız gerektiği hakkındaki o tutkulu aşkınız varsa hepiniz atomi aracıyla başarılı olabilirsiniz. Sözlerimi burada bitiriyorum.